çok tehlikeli. Canla başla devam ediyor. Malum hava koşullarının olumsuzluğu. Zorlu şartlar. Tamam, evet, Sayın Bakan geliyor. Konuşuyor. Evet, gelecek şimdi. Bir açıklama yapıyor, evet, felaketin efendim. An be an tüm açıklamaları sizlere getirmeye çalışıyoruz. Evet, felaketin en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi Hatay ve bakanımız ben konuşuyor dinleyin. Temenni ediyorum ki tüm yaralılarımız bir an evvel sağlığına kavuşsun. Sağlık ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Tabii değerli arkadaşlar, biliyorsunuz depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AFAD'da çalışmalara başladık. Bakan arkadaşlarımızla, Cumhurbaşkanı yardımcımızın katılımıyla ve sonrasındaki görev dağılımıyla afet illerine dağıldık. Ve o andan itibaren çalışmaları yerinde yürüten ekipler, kriz merkezindeki ekiplerle beraber özellikle enkaz çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları ve bununla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın desteğine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de biliyorsunuz hem sürecin yönetilmesi ve takibi hem de bu anlamdaki destek çalışmalarına yönelik olarak ilk anlardan itibaren Osmaniye'de arkadaşlarımızla birlikte bulunuyoruz. Bununla beraber bakanlığımızda tesis ettiğimiz bir kriz merkezimiz var. Tüm bakanlık ekibimiz, tüm yönetim kadememiz, çalışma arkadaşlarımız şu an itibariyle illere dağılmış vaziyetteler. Özellikle bakanlık olarak illerimizdeki yurtlarımız, spor tesislerimiz ve gençlik tesislerimiz başta olmak üzere hem hasar tespitine yönelik çalışmalarımız gerçekleşti ve bununla birlikte tüm imkanlarımızı vatandaşlarımıza açmaya yönelik olarak hamdolsun çalışmalarımızı bitirdik. Ve özellikle 10 ilimizde biraz sonra adresleri de vereceğim. An be an güncelliyoruz. 10 ilimizde başta yurtlarımız olmak üzere spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız olmak üzere sıcak yemeğiyle, barınma imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetinde. Özellikle bakanlık olarak yurtlarımız, spor tesislerimizle ilgili tespit, hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdik ve şükürler olsun yıkılan ve bu anlamda da enkazda kaybettiğimiz bir sporcumuz, bakanlığımız tesislerinde ve öğrencilerimiz bulunmamakta. Tabii hasar tespit raporları hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle yurtlarımızdaki vatandaşlarımızın konaklamasına yönelik olarak başta yurtlarımızda kalan vatandaşlarımıza sıcak yemek temini en hızlı şekilde başladı. Ve bununla birlikte özellikle illerde tüm yurtlarımızın işletmeleri vatandaşlarımıza sıcak yemek temini noktasında görev aldılar. Ve Kayseri ve Mersin lojistik olarak iki ilimiz olarak tespit edildi. Özellikle bu illerden malzeme dağıtımı, teknik ekip dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 10 ilimizde bir yandan hazır yemek, diğer yandan tüm ihtiyaçlara yönelik bir çalışma var. Ve onlar da hızlı bir şekilde devam ediyor. An itibariyle 34 gençlik merkezimizde, 23 yurdumuzda ve 95 spor tesisimizde toplam 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyorlar. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Malatya başta olmak üzere ihtiyaç sahibi illere de bir yandan kılık kıyafetten battaniyeye, çadıra kadar tüm malzemeler gönderiliyor. Özellikle 12 il, bu 10 ilin yanında 12 ilde bakanlığımız tesislerini 10 ilden transfer edilecek vatandaşlara yönelik olarak da hazırladık. Buralara bir yandan transfer işlemleri başladı. Diğer yandan da buraya gelen vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği içinde tüm tedbirler alındı. Gençlik merkezi liderlerimiz, gönüllülerimiz bu çerçevede sahada AFAD ekipleriyle birlikte görev yapıyorlar. Özellikle sahra mutfaklarını vatandaşlarımıza sıcak yemek sağlama amacıyla yurtlarımızdaki işletmeleri oralara görevlendirerek tesis ettik. Onu da ifade etmeliyim. Özellikle yemeklerin orada pişirilip dağıtılmasını hamdolsun ki sağladık. Özellikle spor camiasının bu anlamdaki kenetlenmesi federasyonlarıyla, kulüpleriyle bu zor zamanda çok ama çok anlamlı. Ben spor camiamıza bu anlamdaki destekleri, işbirlikleri ve katkıları için de şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm ekibiyle afet bölgesi için seferberdir. Başta temel ihtiyaçlar olmak üzere
yardım ve destek çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Biz de biliyorsunuz sürecin ilk anlarından itibaren Osmaniye'deyiz. Gerek valimiz, gerek milletvekillerimiz, gelen tüm ekipler hep birlikte buradaki koordinasyonu en güçlü şekilde sağlama, vatandaşımızı bu anlamda en ciddi şekilde destekleme anlamında gece gündüz vatandaşlarımızın yanındayız. Osmaniye özelinde bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz şehrimizde 251 bina maalesef yıkıldı ve maalesef an itibariyle 695 vatandaşımızı kaybettik. Ben bu vesileyle bir kez daha vatandaşlarımıza rahmet temenni ediyorum. 2220 yaralımız var. Bir yandan defin işlemleri, enkaz kurtarma çalışmaları, canlı kurtarmaya yönelik yoğun çalışmalar devam ederken, diğer yandan da hasardan dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın bu anlamdaki barınmasına yönelik çadır kurulumu çalışmaları devam ediyor. Az önce bahsettiğim gibi yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız onların hizmetinde. Oralarda da yoğun bir şekilde vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. İnanıyoruz ki en kısa sürede bu yaraları birlikte saracağız. Etki alanıyla, şiddetiyle hakikaten çok güçlü bir afeti yaşadık. Ve hakikaten bu afeti Allah'ın izniyle, milletimizin ferasetiyle en güçlü şekilde birlikte atlatacağız. Ve tabii ki bu kenetlenme çok ama çok önemli. Milletimiz bunu en güçlü şekilde ortaya koyuyor. Ben özellikle değerli Osmaniyelilere bu anlamda bir kez daha ilgili tesislerimizi duyurmak istiyorum. Diğer illerdeki tesislerimizde biliyorsunuz ilgili iletişim mecralarımızda tüm vatandaşlarımızın erişimine açık. Osmaniye kız yurdumuz, Kayıboyu kız yurdumuz, Karaca olan erkek yurdumuz, Kadirli yurdumuz, Osmaniye gençlik merkezimiz, Tosyalı spor salonumuz, Osmaniye salonumuz, Olimpik havuzumuz, il müdürlüğü ana binamız, Kadirli spor salonumuz, Kadirli gençlik merkezimiz, Düzici spor salonu ve gençlik merkezimiz, Bahçe spor salonumuz, genç ofisimiz, otağ çadırımız, Cevdetiye sporcu eğitim merkezimiz, Tosyalı sahamız milletimizin hizmetinde an itibariyle ilk günden itibaren olduğu gibi açık ve diğer illerde Gaziantep'te, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da, Adana'da tesislerimiz yurtlarıyla, gençlik merkezleri milletimizin emrinde ve hasar tespitine yönelik çalışmalar tamamlandıkça bu listeyi de güncelliyoruz. Ben bir kez daha tüm milletimize geçmiş olsun diyorum.